Bu seçim süresince gittiğimiz mahallelerde ve görüştüğümüz kadın arkadaşlarla kadın arkadaşların bazı sıkıntılarını ve problemlerini bizzat yerinde tespit ettik. Bizimle paylaştılar. Mesela birçok kadın kendi emeğinin sömürülmesi noktasında kendi emeğinin karşılığını ortaya koyamadığı için bizden belediye bünyesinde açılacak kadın kooperatifleri taleplerinde bulundular. Bu talepleri tabii ki ciddiye alıyoruz. Bölge tarım ve hayvancılıkla uğraşan bir bölge. Bu emeği de tabii ki kadın üretiyor. Bu noktada da kadının yarattığı, ürettiği emeği de belediye bünyesinde açacağımız kooperatiflerle, kadın kooperatifleriyle satışlarını gerçekleştirip kadının kendisine ve ailesine bir ek bütçe olarak sağlamak istiyoruz. Bunun dışında kadına yönelik bireysel gelişim noktasında kurslar açmak istiyoruz. İşte bunlar biçki dikiş kursu olabilir, pasta kursu olabilir, yeme ki yapma kursları olabilir. Ama bu bölgede de en görüp de tanıklık ettiğimiz şey birçok kadın arkadaş okuma yazma bilmiyor. Bunlar üzerinden de kurslar açarak okuma yazma kampanyası başlatmak istiyoruz. Kadının burada sosyalleşeceği hiçbir alan yok. Kendisi ve çocuklarıyla, ailesiyle bir arada oturabileceği, kaliteli vakit geçirebileceği hiçbir alana sahip değil. Bunların çalışmasını yürütmek istiyoruz. Bölgede bir kadın konaklama yeri açmayı düşünüyoruz. Kadınlar köylerden, mahallelerden ilçeye geldiği zaman rahatlayabileceği noktalar yaratmak istiyoruz. Bu çok önemli. Bir de bu bölgede benim özellikle kadın eş başkanı olarak kadına şiddet ve çocuğa şiddet noktasında birimlerin açılmasını istiyorum. Çünkü gerçekten bu coğrafyada böyle bir şeyle karşılaştığı zaman kadınlar onları bir güvence altında tutmak için de böyle bir çalışmamız, bir projemiz var. Kadın politikaları üzerinde de tabii ki ciddi bir şekilde proje üretmek için de devam ediyoruz. Ama bunları da özellikle ve özellikle şunu belirtmek isterim. Kadın arkadaşlarla bir araya gelerek onların istek ve talepleri doğrultusunda konuların öncelik sırasına göre ayarlayıp ona göre projeleri sıralandırmayı da düşünüyoruz. Ve en büyük projelerimden biri, yapmak istediğim konulardan biri bu bölgede sürekli periyodik bir şekilde kadınlarla bir arada olmak istiyoruz. Yapacağımız seminerlerle, alacağımız toplantılarla, bölgenin sorunları üzerine konferanslar düzenleyerek hem bilgilendirme adı altında hem de fikir alışverişinde bulunma noktasında da birbirimizden fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz. Maalesef hala bu bölgede, bu coğrafyada çocuk yaşta evlendirilen kızlarımız var. Bunlar noktasında da özellikle kadınlar üzerinde konuşarak bu yaklaşımı o yaklaşımdan çıkması için insanların bilinçlendirilmesini istiyoruz. Yani artık bu bölgede, bu coğrafyada çocuk yaşta kız çocuklarının evlendirilmesine karşı olduğumuzu da kadınlarla beraber konuşarak hem onların özgün iradelerini ortaya koyması ve yeri geldiği zaman bu tutuma karşı da karşı olabilme gücünü de yaratmamız gerekiyor kadın arkadaşlardan. Böylelikle birçok konuda da projelerimiz olacak. Gençlerle yaptığımız istişareler sonucunda gençlerin bu bölgede gerçekten ciddi anlamda eğitim ve eğitim alanında çok büyük sıkıntıları var. Maalesef koskocaman ilçede hala bir dershanemiz yok. Gençler lise hazırlık ve üniversite hazırlık konularında bölgede bu noktada bir cevap almış durumda değil. Ne yapıyor gençlik? Gençlik de kalkıyor il dışına, ilçe dışına giderek çok külfetli bedeller ödeyerek gidip bu eğitimi almak için dışarıya çıkıyor. Biz burada bir dershane açmak istiyoruz. Dershanenin yanı sıra kafe kütüphaneler açmak istiyoruz. İnterneti olan kafe kütüphaneler açmak istiyoruz. Gençlerin burada çalışma yürüttüğü sıra içerisinde de
verimli, gerçekten sakin bir şekilde her türlü materyale ulaşabileceği bir alan yaratmak istiyoruz. En önemlisi de gerçekten ekonomik krizin had safhada olduğu bir ülkede bu çocuklar, bu gençler soru bankalarına, soru testlerine ulaşmada da büyük bir sıkıntı yaşıyorlar. Biz bunları belediye bünyesinde kazandırdığımız noktasında gençler gelecekler, bu kafe kütüphanelerden aldıkları testlerle sınavlarına hazırlanacaklar, tekrar yerlerine koyacaklar. Mezilerimizde ulaşamadığımız ya da zorla ulaşmak istediğimiz köylerde durum işleri acısı. Yol yok, su yok, kanalizasyon, altyapı problemleri yok. Hatta kış aylarında insanların hastalarını bile ilkel yöntemlerle taşıdıklarına tanık oluyoruz. Dolayısıyla bunlar sadece ulaşabildikleri bir takım köylere, kendi yakınlarına oy devşirmek adına belediyenin bütün imkanlarını seferber ediyorlar. Dolayısıyla belediyede borçlu duruma geçecek. Büyükşehir Belediyesi'nin ve iktidarın imkanlarını kullanarak habire harcıyorlar. Ama ileride bu borç sonuçta belediyenin boynuna yıkılacaktır. Bunu ödemekte gerçekten çok zor olacaktır. Şimdi biz bu borçları bir takım projelerimizle ödemeyi planlıyoruz. Belediye gelir getirebilecek projelerimiz sınırlı sayıdadır. Bunlar güneş enerjisi panelleri kurarak, efendim elektrik üretimi yaparak ancak artıya geçip ödemeyi planlıyoruz. Bunun yanında kendilerinin de elinde bulunan tekelleştirdikleri beton santrali vardır. Biz belediyenin işletmesi, belediyeye ait olan o beton santralimizi hayata geçirerek hem halkımıza ucuz beton satmak hem de ettiğimiz karla belediyenin işte kasasına bir miktar para akıtarak borçlarımızı ödemeyi planlıyoruz. Ayrıca %51'i belediyeye ait olan mermer fabrikasını gene belediye işletmesine geçirip hem orada istihdam sağlamak hem de elde ettiğimiz karla belediye borçlarını ödemesin. Gerçekten sorunları çok. Yani 22 yıldan beridir iktidar sorun çözmek yerine sorun çoğaltmıştır. Altyapı problemi var hala. Ulaşım problemi var. Su problemi var. Bütün bunlar seçim gezilerinde gittiğimiz köylerde, mezralarda hala ulaşılmayan mezralar vardır. Biz onu canlı yayınlarımızla bir şekilde aktarmıştık. Bilmiyorum, belki de elinize geçmiş olabilir. Yani özellikle kış aylarında ulaşım çok zor. Birçok köyümüzde hastalar ilkel yöntemlerle, kızak dediğimiz kızaklarla ana arterlere taşınmaya çalışılıyor. En önemli projelerimizden biri de budur. Gerçekten hastalarımızın, özellikle hamile kadınlarımızın yollarda doğum yaptığına gerek bebek veya gerekse annenin yaşamını kaybetmesine neden olacak olaylarla karşılaştık. Bu yüzden eş başkanımla ve diğer meclis üyeleriyle görüşüp buralardaki bu sorunu çözmek için bir kar ambulansına ihtiyacımız olduğunu düşündük. Bunu da projelerimizin arasına aldık. Bu sorunları nasıl çözebiliriz? Zaten biz toplumcu bir belediyecilik anlayışına sahibiz. Toplumcu bir belediyecilik anlayışının diğer kamu belediyeciliğinden farkı üretim ve bölüşüm ilişkileridir. Üretime dayalı bir belediyecilik anlayışımız olduğundan dolayı bizler üretime dönük çabalar sarf etmeliyiz. Toplumcu bir belediyecilik anlayışımız olduğundan dolayı imar ve rant alanlarını kamuya değil de halkın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Dolayısıyla şu anda belediyemizdeki imar ve rant alanlarında ne kadar belediyenin, belediyeye ait malların olduğunun tespitiyle bu işe başlayacağız. Bunları tespit ettikten sonra da projelerimizle birlikte halkın bir takım sorunlarını, ihtiyaçlarını çözmeye çalışacağız. Ama olmazsa olmazımız kesinlikle altyapı, ulaşım ve mahalle ve sokak aralarındaki eksik kalan bir takım çalışmaları, parke ya da asfaltlama çalışmalarını
belediyeye ayrılan paydan mutlaka sağlamamız gerekiyor.